Efendim şimdi gündem maddelerimizden biriydi biliyorsunuz. Balıkesir'in Gönel ilçesinde bir yıl önce kaybolan, ekiplerin haftalarca aradığı ancak izine ulaşılamayan ekonomist Korhan Berzek'ten bir haber var. Balıkesir Valiliği Berzek'in evine yakın bir bölgede insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunduğunu açıkladı. Şimdi kemik parçalarının yanında Berzek'e ait kimlik kartıyla kredi kartları da var bu arada. Şimdi detayları merak ediyoruz. Demirören Haber Ajansı muhabiri Denizhan Karahancı'dan alacağız tüm bu bilgileri. Şimdi Denizhan, öncelikle şunu sormak istiyorum. O bölgede günlerce, haftalarca, aylarca aramalar yapıldı. Bu kemikler o zaman bulunmamış mıydı? Sonradan mı geldi? Nasıl oldu? Yani olayla ilgili ne biliyoruz, çok merak ediyorum. Evet, hemen sorunuza cevap vereyim. 312 gündür aranıyordu Korhan Berzek ve dün 23 Nisan tarihinde 13.30'da Korhan Berzek'e ait kemik parçaları, az önce sizin de bahsettiğiniz gibi kimlik kartı, ulaşım kartları, kemik parçalarının Korhan Berzek'e ait olduğu tahmin edilen parçalar bulundu. Daha öncesinde bu bilgilere, bu olaylara rastlanmamıştı. Dün gerçekleşti, 13.30'da bizlere de bu bilgi ulaştı. Tabii şimdi ben bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendi evinin yaşadığı Armutlu Mahallesi'nde evinin yaşadığı alanda 4 kilometre ötede bulundu ve dere kenarının yanında bulunmuştu. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu alan, kameraman arkadaşım Mehmet Can Yeşilbaş size bu alanı hemen göstersin. Bu alanın hemen ilerisinde. Tabii şimdi hemen bu alanın ilerisinde bir dere yatağı var ve şu anda jandarma ekipleri orada arama faaliyetlerini, çalışmalarını hala daha sürdürüyorlar ve şu anda buradaki sivil halk hiçbir şekilde bu bulunduğumuz bölgenin ilerisine geçemiyor. Giriş ve çıkışlar an itibariyle burada yasaklandı diyebiliriz. Çünkü şu anda ekiplerin burada arama çalışmaları devam ediyor. Kemiğin Berzek'e ait olup olmadığının belirlenmesi için de İngiltere'de yaşayan kızından DNA örneği alınacak. Hemen bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Bulunan kemik parçasının hayvanlar tarafından dere kenarına getirilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Tabii Korhan Berzek'e ait eşyaların daha önce defalarca aranan bölgenin üst kısmında patika yolda bulunması ise Alzheimer hastası olan Berzek'in yolunu kaybetmiş olma ihtimalini bu şekilde de güçlendiriyor. Yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzek'in inmesinin de mümkün olmadığını belirtti. Tabii bu alandan ilerisine bir yerleşim alanı yok. Ulaşım da çok zor ama ekipler şu anda orada humalı çalışmalarını devam ettiriyorlar. 4 jandarma arama çalışmalarına, 4 jandarma, bir komanda ve bir köpekli arama timinin katıldığını da söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi hala daha çalışmalar burada devam ediyor ve kemik parçalarının da adli tıp kurumuna yollandığını da söyleyebiliriz. Şunu da merak ediyorum ben. Berzek'in ve bir DNA örneği alınacak tabii. Şunu da merak ediyorum. Şimdi bölgede ne kadar daha çalışmalar devam edecek? Yani oradaki incelemeler ne kadar daha sürecek? Bununla ilgili bir bilgi var mı elimizde? Şu anda bununla ilgili net bir bilgi veremeyiz çünkü dünden beri sabah saatlerinden itibaren hatta burada çok yoğun bir tempo olduğunu söyleyebiliriz. Saat kaça kadar sürecek bu arama çalışmaları, henüz onunla ilgili netleşmiş bir bilgi yok elimizde. Peki Denizhan Karahancı, çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdilik bizim söyleyeceklerimiz bunlar. Peki İyi yayınlar diliyoruz. Peki çok teşekkürler. Gelişmeler oldukça tabii ki Denizhan'dan tekrar almaya devam edeceğiz çünkü bu konu çok önemli. Günlerce konuşmuştuk üzerine, aylarca konuşmuştuk. Denizhan da söyledi, yanlış hatırlamıyorsam 365 gün civarı söyledi, yani bir yıla yakın süredir aranıyordu. Biliyorsunuz ilk olarak köpeği bulunmuştu ama kendisinden herhangi bir haber, iz yoktu ve şimdi bir anda belki aylar sonra böyle bir bilgi elimizde var. Haliyle bu konu önemli, bakacağız detaylarına tekrar.